Nasılsınız? Daha iyi görünüyorsunuz. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Dinlenebildiniz mi? 10 yıl sonra kendimi güvende hissedip ilk defa huzurla uyudum kızım. Minnettarım size. Lütfen. Biz bunu çok daha önce yapmalıydık. Gelebilir miyim? Sizin için elmalı kurabiye yaptım. Özlemişsinizdir. Eline sağlık Hediyeciğim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Seversiniz bilirim. Ayşe de çok severdi. O nerede? Kreşte. Asya'nın bir etkinliği vardı da onunla birlikte. Ha, Hediye abla, Cevriye ablaya haber verdin mi? Şimdi haber veriyorum. Senin ne işin var burada? Oğlumun başını yaktın. Şimdi sıra torunuma mı geldi? Bahşendi Hanım, biraz sakin olur musunuz? Şu an eski mevzuları konuşmak için doğru bir zaman değil. Jülide Hanım'ın dinlenmesi gerekiyor. Bunları daha sonra konuşursunuz. Sen bu işe karışma. Bahşendi Hanım, Jülide Hanım'ın psikolojisi gerçekten şu an buna hiç uygun değil. Lütfen. Eğer müsaade ederseniz dinlenecek. Sizin de huzurunuzu kaçırdım. Yok öyle bir şey. Her zamanki Bahşendi Hanım işte. Siz üzmeyin kendinizi. Babanın katili olduğunu unuttun. Sizi terk edip gittiğini de unuttun. Hayır, unutmadım. Her şey burada yazıyor. Madem ki unutmadın, o zaman o kadını bu evden derhal göndereceksin. Hemen şimdi. Hayır. Ne demek hayır? Sen bizim başımıza nasıl bir bela sardığını idrak edemiyor musun? Ercan, bunu senin yanına bırakır mı? O kadın bu evde olduğu sürece ailedeki herkes Ercan'ın hedef tahtasında olacak. Buna nasıl müsaade edersin? Sevdiğin herkesi o kadın için nasıl tehlikeye atarsın? Bitti mi? O kadın bu evden gidecek. Son sözüm bu. Bahşendi Hanım'ın bakışları. Ne olur biraz sabredin. Ömer nasıl yumuşadıysa o da yumuşayacak. Göreceksiniz. Zehra'cığım. Anne. Kızım. Canım yavrum. Güzel kızım. Hediye abla burada olduğunu söyleyince dünyalar benim oldu. Mis kokulu benim. Ben gözlerime inanamıyorum. Sonunda abim izin verdi, affetti yani öyle mi?